Fehmi Demirbağ ile Bilim Dünyası'na hoş geldiniz. Müslüman bilim adamlarını tanıttığımız çalışmamızın bu bölümünde 1730 yılında Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe'de doğan Gelenbevi İsmail Efendi'den bahsedeceğiz. Tanınmış bir aileden gelen Gelenbevi'nin dedesi Mahmut Efendi ile babası Mustafa Efendi'nin ilmiyeye mensup oldukları her ikisinin de Manisa çevresinde müderrislik ve müftülük yaptıkları bilinmektedir. Gelenbevi doğduğu kasabada tahsile başladı. Bir süre sonra da İstanbul'a giderek Fatih Medresesi'ne girdi. Üniversitesine. Burada devrin ünlü profesörlerinden, müderrislerinden Yasincizade Osman Efendi'den Arapça ve nakli ilimleri ayaklı kütüphane diye meşhur olan Müftüzade Mehmet Emin Efendi'den de akli ilimleri okudu. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra 1763 yılında açılan Rus imtihanını kazanarak müderrislik yani profesörlük unvanını aldı. İstanbul'un Zeyrek semtindeki evine kapanarak günlerini daha çok mantık ve matematikle ilgili eserleri mütalaa ve telifle geçirdiği kaydedilmektedir. Gelenbevi, 1. Abdülhamit döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerinden sonra kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ile İstihkam Mektebi bazı öğretim kurumlarında matematik hocası olarak görev yapmıştır. 3. Selim'in huzurunda cereyan eden bir olay dikkatlerin Gelenbevi üzerinde toplanmasına vesile olmuştur. Kağıthane'de gerçekleştirilen bir bayramlaşma töreninde humbaracıların yani topçuların başarısız atışlar yapmasına çok üzülen padişah, istikamet hesaplarını doğru bir şekilde yapacak bir uzmanın bulunmasını emretmiş. Bunun üzerine huzuruna getirilen Gelenbevi toplardaki açı hatalarını ince matematiksel hesaplarla düzeltmiş, böylece atışlarda tam isabet kaydedilmesini sağlamıştır. Gelenbevi İsmail Efendi, akli ve nakli ilimlerin hemen hepsinde söz sahibi olan ve son dönem Osmanlı ilim anlayışını eserleriyle günümüze aktaran önemli şahsiyetlerden biridir. Osmanlı Devleti'nin bütün kurumları ile gerilemeye başladığı bir dönemde yaşamış olmasına rağmen teoriyi pratik alana aktarabilmiş, ilmi gücünü Avrupalılara kabul ettirmiş ve ününü devletin sınırları dışına taşırabilmiş çok yönlü bir alimdir. İstanbul'un Fatih semtinde onun adını taşıyan bir okul olan Gelenbevi Lisesi bulunmaktadır. Osmanlı, asırlarca tarihe yön veren bir cihan devleti. 700 yıl insani hoşgörüsüyle ve üstün devlet geleneğiyle hakim olduğu 3 kıtada cihan şümul bir medeniyet vücuda getiren Osmanlı. Bu büyük devletin bilimsel, kültürel ve manevi ikliminde yetişmiş bir matematik dehası. İsmail Gelenbevi. ...1730 yılında Manisa'nın Gelenbe kasabasında dünyaya geldi. Gelenbe'nin eğitim düzeyi yüksek, ilim sahibi olarak tanınmış bir ailesine mensup olan İsmail Efendi, temel eğitimini alacağı yaşlarda babası Mahmut Efendi'yi kaybedince yalnız ve kimsesiz kaldı. O hem babasını hem de bilim yolundaki rehberini kaybetmişti.
babasının dostu bir alimin sokakta oyun oynarken onu görmesi ve bilgisini artırmakla meşgul olmak yaşına geldiği halde sokaklarda başıboşluk içinde olmasını kınaması küçük İsmail'i çok etkiler. Kendisini o günden sonra kitaplara veren Gelenbevi İsmail, yaşadığı dünyaya daha derin gözlerle bakmaya başlar. O nasihat sanki ruhundaki sisi kaldırır ve kaybettiği yılları kapatmak için çok çalışır. İlk öğrenimini Gelenbe'de yörenin ileri gelen, saygın kişilerinin desteğiyle tamamlayan İsmail Efendi, bilimin, kültürün ve medeniyetin şehri İstanbul'a gelmek için hazırdır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra yaptırdığı Fatih Külliyesi, İsmail Gelenbevi'nin bilimsel bilgisini geliştirip eserler ortaya koymasını sağlayacak eğitim yuvasıdır. Nihayetinde İstanbul'a gelir ve Semaniye Medresesi'ne kaydolur. Zamanın büyük alimlerinden Arapça ve dini ilimlerin yanı sıra mantık, fizik ve matematik bilimlerini öğrenen Gelenbevi, 1763'te yapılan müderrislik imtihanını kazanarak 33 yaşındayken müderris olur. Oldukça parlak zekalı bir genç olan İsmail Gelenbevi'nin bilim yolculuğundaki ilk eseri El Burhan adıyla tanınan mantık kitabıdır. Bu kitap, genç bir müderrisin ilk kitabı olmasına rağmen mantık konusunda dönemine kadar ulaşan alimlerin eserlerini kapsayan harika bir kitap olarak tanımlanır. Gelenbevi'nin matematik ve fen bilimlerindeki başarısı, mühendishaneyi Bahri Hümayun'a matematik öğretmeni olarak atanmasını sağlar. Çok geçmeden de müderrishaneyi Bahri Hümayun'un baş hocası olur. Ahmet Cevdet Paşa, Gelenbevi hakkında bir olayı şöyle anlatır. 18. yüzyılda İstanbul'a gelen bir Fransız mühendis, Bab-ı Ali'ye yani Osmanlı Devleti'ne logaritma cetvelleri ile ilgili bir kitap sunar. Oradaki devlet adamlarına, devleti aliyenizde logaritma ilminden anlayan birisi yok mu diye sorar. Herkesin aklına tek bir isim gelir. Gelenbevi İsmail Efendi. Logaritma cetvelleri henüz Avrupa'da dahi çok yenidir. Gelenbevi hazırladığı risaleyi Fransız'a sunar. Hiç beklemediği bir başarıyla karşılaşan Fransız mühendis, Gelenbevi'nin matematik ve çözüm dehasına hayretini ve hayranlığını itiraf eder. Logaritma, fen ve mühendislik alanlarında da kullanılmaktadır. Gelenbevi'nin top atışlarındaki isabet hesaplarının yapılmasıyla ilgili şöyle bir hikayesi anlatılır. Bir keresinde Padişah 3. Selim'in huzurunda gerçekleştirilen eğitimde, humbaracıların atışları bir türlü isabet etmez. Acil bir çözüm için Gelenbevi'ye başvurulur. Humbaracıların gücünü, mermilerin ağırlığını ve atış mesafesini logaritma bilgisini kullanarak hesaplayan Gelenbevi'nin yaptığı ayarların ardından, humbaracıların peşi sıra 3 top atışı da hedefi vurur. Padişah sonuçtan memnundur. Gelenbevi de matematik, mekanik ve mühendislik alanında ortaya koyduğu dehasıyla padişahın iltifatına mazhar olmayı başarır. Osmanlı'nın 19. asırda yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri olan Ahmet Cevdet Paşa, Gelenbevi olmasaydı o dönemin malumatı olmayacaktı şeklinde ifade eder. Çağının ilerisinde bir matematikçi ve trigonometri uzmanı olan Gelenbevi İsmail Efendi, hesap, cebir, geometri alanlarının yanı sıra astronomi, mantık, felsefe konularında Türkçe ve Arapça 30'u aşkın kitap yazar. Batı Avrupa matematiğinde geliştirilen logaritma hesap anlayışının tekniğini ve mantığını klasik İslam matematik mimarisine uygulayan Gelenbevi, mühendishanede uygulanışına dair dersler verdi. Osmanlı'da logaritma biliminin anlaşılıp uygulanması onun eseridir.
Yazdığı eserlerle hem İslam hem de Batı dünyasını kendisine hayran bırakan Gelenbevi İsmail Efendi, Osmanlı'nın yetiştirdiği son büyük alimlerdendir.